Şu anda arkamızda gördüğünüz ofis Kütahya Belediye'mizin denetimi altında toplu taşıma işi için kullanılan halk otobüslerinin, özel halk otobüslerinin ücret toplama sistemi dahil olmak üzere akıllı durak, akıllı kavşak, akıllı bisiklet, akıllı şehir uygulamalarının her türlü işlemlerinin yapıldığı merkezimiz Kart 43 işlem merkezi olarak tanımladık. Bunlar ihtiyaca göre şehrimizin değişik noktalarına çoğaltılacak. Geçmiş 10 yıllık ihale bedeli sonuçlandıktan sonra tüm otobüslerimizde yeni sisteme geçmiş olacağız. Burada vatandaşlarımızın elinde bulunan şu anda toplamda 350 bin civarındaki eski kartların güncellemesi yapılıyor. Vatandaşlarımızın kartlarının değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunmuyoruz. Ama yeni kart çıkaracak olanlar için 10 lira kart bedeli ve içine dolum yapılacak. Özellikle elinde bulunan bilet, eski kartının içerisindeki kontürü, kredisi varsa aynen işlem devam edecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması için arkadaşlarımız her türlü çalışmaları yoğun bir şekilde yapıyorlar. Birkaç yöntemle otobüslerimizde ulaşım hizmetinden yararlanmak mümkün. Eğer günlük bilet alacaksa karekod uygulamasıyla günlük tek binişlik biletin buradan verildiğini ya da belediyemizin daha önce anlaştığı bakkallarda da aynı sistem devam edecek. Tek binişlik bileti okutup girebilecek. İkincisi, kişiye özgün kişiselleştirilmiş karta dönüşecek ellerindeki kartlar. Onun içerisindeki kredisini kullanabilecek, yükleyebilecek. Üçüncüsü, kredi kartından okutma yaparak otobüs biniş kartı üzerinde herhangi bir parası olmasa da kredi kartını okutup yine otobüse binebilecek. Dördüncüsü, mobil cihazlarla cep telefonunda karekodu sistemden alıp direkt onu okutarak da binebilecek. Yani vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir yeni sisteme geçiyoruz. Beşincisi, Türkiye'de ilk kez ve Kütahya'da bugünden itibaren başlayacak olan görme engellilerimize mesaj sistemiyle hangi dakikada, hangi durakta, hangi otobüsün geleceği onlara bildirilecek. Onlar bundan yararlanabilecek. Dolayısıyla Kütahya'mızda akıllı ulaşım başlığı altında modülleri devreye sokmaya başladık. Burada kartlar kişiselleştirilirken fotoğrafı çekiliyor. Üzerinde fotoğrafı olan bir kart veriliyor. Dün ben uygulamada o kartı aldım. Hemen size göstereyim. Anında bir dakikada elime kartı verdiler, sağ olsunlar. İçinde tabii kredisini de yükledim. Şöyle bir kart, fotoğrafı çektiler. Fotoğraf buraya basılıyor. Kartı okuttuğunda ekrandan hem içindeki kredi miktarı hem de bu fotoğraf ekranda görünüyor. Dolayısıyla şoför binenin fotoğrafını ve kartı sahip olup olmadığını da bu şekilde kontrol etmiş oluyor.